Evet, selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuzda size Mercedes'in en sağlam arabası, 124 kasanın iki baba arabasını çekeceğiz. Evet, bir tanesi burada duruyor. E60 AMG. Bir tanesi de Hasan Baba'nın, daha önce de çekmiştim videosunu, 500E'sini çekeceğiz. İkisini şöyle bir yan yana getirelim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım. Şimdi intro. Introdan sonra iki tane canavar. Evet arkadaşlar, geldik. Canavarlar burada. Kardeşim Hasan Baba ile, Hasan Baba'yı tanıyorsunuz. İlk zaten bu arabayla başlamıştık. Bu 500E93 model. İzlemeyenler kanalımda bunun da tanıtım videosunu izleyebilir. Bu araçları bana sevdiren adam Hasan Baba. Kendisi Trabzonludur. Birkaç tane videomuz var beraber çektiğimiz. Tam bir Mercedes fanatiğidir kendisi. Anlat bakayım Hasan Baba, memnun musun aracın? Aracım 2 senedir bende. 2 sene olacak 11. ayda. Çok memnunum. İlgi var değil mi araçların üstünde? Çok ilgi var. Almanya'da da son 2 senedir bir patlama yaşıyor bu araçlar arkadaşlar. Herkes fanatikleşti. Sosyal medyada hep bunları görüyorsunuz. Fiyatlar inanılmaz tırmanıyor. Bulamıyor. Çoğu zaten şu an Japonya'dan getiriyor. Bunların ikisi de Japonya'dan gelme. Yakın da Japonya'da kalmaz abi. Japonya'da kalmaz, evet. Evet, yanında da E60. Bu da benim. Çoğu insan bilmiyor, E60 yok diyorlar. Öyle bir 124 kasa yok diyorlar. Bununla ilgili sonra sürekli sizlere bahsedeceğiz bu konuyu. Kurşun rengi, siyah. Dış görünüş olan aynılar zaten. Aynı. Kasa olarak bir değişiklik yok. Çamurlukları genişletilmiş. Toplamda 5.6 santım normal kasaya göre, 124 kasaya göre genişletilmiş bu araçlar. Evet, araçları bir de kullanalım teker teker. Bir bakalım farklar var mı? Ne durumdalar? Geçenki videoda o konuda çok eleştirdiler bizi. Arabaları çektiler, biz sürmediler dediler. Orada acemiydi, özür diliyoruz tekrar. İnşallah bu videoyu daha çok beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Hadi Hasan Baba, seninkine başlayalım o zaman. Başlayalım. Bir de plakalardan bahsedelim. İkisi de 4. ay, 10. ay arası açık. Çünkü bu araçlar kışın kullanılmıyor Almanya'da, yazık. Benimki de 3. ay, 10. ay arası ama ben de büyük bir ihtimal 4. ayda hava güzel olduğu zaman kullanırım. Şu an bir haftamız kaldı. Bir hafta sonra ikisi de garaja girecek bunların.
Bugün de hava güzeldi, yağmur yok. Dedik son şu güzel güneşin tadını çıkartalım, bir çekim yapalım Tarsan Baba'yla. Onu da söylemek istedim. İnşallah beğenirsiniz. Haydi bakalım, hadi gel. Evet arkadaşlar, 500E ile yola çıktık. Aracımız 92 model. Bu kasa 90'dan 93'e kadar üretildi. 93'ten 95'e kadar da isim değişti. E500 oldu ismi. Önceden 500E idi. E klası oldu. E sınıfına geçiş yaptı. Aracın hikayesine kısaca bir daha değinelim. Aracın kaportasının genişletilmiş olmasından sinyal fingerindeki montaj bandına araç sığmıyor. Bu yüzden sıkıntıda olan Porsche firmasıyla anlaşıyor Mercedes. Hem de karşılıklı birbirlerine destek oluyorlar. Parçalarını gönderiyor ve Porsche'de ana kaportasını topluyorlar. Ondan sonra kamyonlarla, tırlarla sinyal fingene geri geliyor. Sinyal fingende araç boyanıyor. Boyandıktan sonra tekrar kamyonlarına, tırlarla Sufan Havuzu'na gidiyor, Porsche firmasına. Orada da son rutuşlarını tamamlayıp montajını yapıp tekrar sinyal fingene getiriyorlar kamyonlarına. Sinyal fingende de her şeyini kontrol ediyorlar. Mühürlerini basıyorlar Mercedes firması. Ve sinyal fingenden müşterilerine satışa sunuyorlar. Böyle ilginç bir hikayesi var. Aracın bazı parçalarını da aynı zamanda Porsche kendisi geliştirmiş Mercedes için. Bu 500E'yi niye ürettiler? Bu 500E'yi aslında rekabet sonucu piyasaya çıkıyor. BMW ile rekabet halindeler. BMW'nin E34 kasanın M5'i çıkıyor. Bu arada M5'in 6 silindiri var. Ve ona karşılık bu E500 ile 500E'leri 8 silindir olarak spor bir araç olarak karşısına çıkar diyorlar. Ve BMW'nin E500 M5'ini de geçiyor bu araçlar. Hikayesi böyle Hasan Baba, doğru anlattın mı? Aynen. Yani ilginç bir hikaye. İki tane büyük firmanın, aslında karşılıklı rekabetleri olan bir firmanın birlikte üretmiş olduğu bir araç bu. O yüzden böyle özel bir araç. 10.470 küsür tane üretildi toplam. 500 tane de bu araçların limited edition'ı üretildi. O limited'lerin her şeyi aynı, sadece iç döşemesinde, derisinde çift renkli böyle yaprak desenli bir döşeme kullanıldı. Kurşun renginde var, yeşil var bildiğim. Bir de kırmızısı var, değil mi? 500 tane de onlardan üretildi. Bildiğim 3 renk. Evet, aracımız M119 meşhur motora sahip, 5 litre. Bu 500E'ler 480 metre Newton metre tork üretiyor. Zaten E500'ler 93 ile 95 yılında çıkan E500'ler piyesi de düştü. Aracın gücü 326'dan 320'ye düşürdüler. Torku da 480 Nm'den 470'e düştü. Yani normalde onu ben anlamadım, neden öyle yaptılar. Her şey güçlenir, hızlanır ama Mercedes bir ufak bir düşüşe geçti. Ama tabii yakıtta tasarruf sağladılar bu şekilde. Kesin motor yıpranmaması için öyle. Motoru korumak için kesin bir sorunlar falan çıkmış olabilir.
Ama bu motor aslında yani bir şey olmayacak bir motor. O kadar sağlam bir motor ki. Bir de kapasite olarak çok yüksek taşıyabilir. Yani turbo murbo taktığın zaman bu motor rahat 500-600 beygiri kaldıracak bir motor. Bu araçların ikisi de 500E'de, E500'de 6.1 saniyede 100'e çıkıyor. 500E'ler 13.5 litre yakıyor. E500'ler 13 litre yakıyor. Yarım litre daha az yakıyor. Sebebi de işte bu gücün hafif düşürülmesi. İkisi de 250 km saatte maksimum hızı var. Kesiliyor. Mercedes oraya sınır koymuş. Açık olsa belki daha fazla da gider. Evet, bu 500E'ler 135 bin marktan fiyata sunuldu. E500'lerde 145 bin marktan başlangıç yaptı. Böyle ufak tefek notlar aldım arkadaşlar, oradan bakarak okuyorum. Ama benim tercihim 500E, çünkü bu birinci serilerin boyası da bir başkaymış. Yani E500'ler karoserisi, yani kaburgası çabuk paslanıyor. Paslanmaya karşı ilk seriler daha güçlü, daha dayanıklı üretildi. Evet, doğru. Ama motor teknik olarak tabii ikinci seri birazcık daha üstün, daha sağlıklı diye söyleniyor. Hasan babanın aracı da ilk seri olmasına rağmen motor kapağıyla bagaj kapağı değişmiş. Sinyaller değişti herhalde. 500E oluyor otomatikmen E500 görünümüne sahip oluyor. Bu şekilde zaten aracın detaylı çekimini yapmıştık içinde. Koltukların rengi kırmızı, benim çok hoşuma gidiyor doğrusu. Bunu çok eleştirdiler. Çoğunlukla da herkes beğenmiyor. Asıl siyah yakışan nedir? Kırmızıdır. Yani ya işte bu zevkler, renkler tartışılmaz. Herkesin yani karşısındaki orijinal kalmasını diyorlar. Ben zevkime göre yaşıyorum. Satma niyetim de yok. Zevkim evet. Böyleyse böyle bırakırım. Niye orijinal yani... Bana aitmiş. Hasan baba kullanıyor aracı. Hoşuna gidiyor. Kimseye de laf söylemek düşmez bu konuda. Evet, şanzımanımız otomatik 4 ileri bir geri vitese sahip. Bu 500E'lerde de böyle. E500'lerde de öyle. Aracımızın kilosu 1600 kilo. E500'ler. E60 1700 kilo. 100 kilo fazla. O da işte alt takımdan dolayı birazcık daha fazla güçlendirilmiş. Motoru tabi birazcık daha ağır. Pistonları büyük. Otomatikmen 100 kilo da fazla bunlar. Bu şekilde Hasan baba, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok. İstersen ben... yavaş yavaş bir de ötekine bakalım. Bakacağız şimdi. Biz 0-100 yapalım ama. Bir yapalım. Basalım şöyle, bir nasıl sıfırlıyor araba. Acayip gidiyor ya. İş yerinde arkadaşlar kapıştım da 4.35 BMW'le kapıştım. Gerçi alttan yukarı değil de yani 80'den gidiyorduk. Bastık ikimiz iki şeyde. Beni sollayamadı. O altta hızlı kalkar ama senin aracın 5 litrelik V8 motor olduğundan üstlere doğru fırlıyor bu araç. Ondan gerçekten acayip bir gidişi var araç. Ertesi gün iş yerinde görüm dedi ki bu araba ne kaç PS, ne yapılmış. Dedim bildiğin E500 turbosuz. Ve bunlarda iki tane turbo var ha. Bir de bunda turbo olsa ne olur bu Hasan baba? Ya böyle bastım bir gidiyor için ne var ki? Kırmızı kurdeleyi de takmış oraya. Kış boyunca ne yapacağız? Özleyeceğiz biz bunları ya. Yatsın. Arada sırada bir çalıştırırız. Evet, şimdi gidelim E60'a doğru. Bir de onu alıp gelelim arkadaşlar. Haydi bakalım.
Evet, değiştirdik arabaları. E60 AMG'ye geçtik, kurşun renkli olan. Evet, E60 diye, AMG diye 124 kata bir araç yok diyorlar. Bir kere E60'ı duyunca insanlar sen de diyor ki 12 silindir, 6 litreyi görünce 12 silindirlik bir motor var sanırım. Öyle yok arkadaşlar. Bu araçta da M119, meşhur M119 motor var. Hasan babanın motoruyla aynı. Bunun hikayesi nasıl çıktı? Kısaca onlarla bahsedeyim. Yine rekabet sonucu. E34 M5 geçiliyor tabi 500Y tarafından. BMW de o motorunu güncelliyor. Daha önce 326 PS civarında olan 340 PS'e yükseltiyor. Bir kere daha söyleyeyim, 6 silindirlik bir M motor, 8 değil. Ve 500Y'ye geçiyor o M5. Mercedes de tabii alta kalmak istemiyor. Kendi de artık limitlerini zorluyor Mercedes şirketi. Çözüm bulamıyor fazla. Ve burada da AMG şirketi devreye giriyor. Zaten Porsche ile Mercedes ortak çalışıyorlar. Bir de AMG'ye katıyorlar. Yardıma çağırıyorlar. AMG direkt araç bittikten sonra aracı alıyor AMG şirketi Mercedes'ten. Motoru söküyor ve 5 litrelik motor 6 litreliğe büyütülüyor. Yeniden deliniyor. Yeni pistonlar takılıyor. Ana mil değişiyor tabii ki. 6 litreye yükseltiyorlar. Süspansiyonlarda değişiklik yapılıyor tabii. Güçlendiriliyor. Motor ağırlaşıyor. Amortisörler sertleşiyor. Hafif de alçaltılıyor araç normal 500Y'ye göre AMG tarafından. Porsche de yine ufak tefek parça tedarik ediyor. Sporu o da destekliyor. Tekrar Mercedes'e geliyor. Mercedes şirketi satıyor bu aracı E60 AMG olarak. Yani Mercedes'ten böyle çıkıyor bu araç. Sadece 147, bazıları 148 diyor adet üretildi. Çok nadir üretilen bir araç. Şu an bulmak neredeyse imkansız. Yani bütün Avrupa'da yanılmıyorsam 8-10 tane satılıyor. En ucuzu 80 bin euro civarında 300 bin kilometrede. En pahalısı da şu an 280 bin euro civarında. Ve gittikçe de tırmanıyor. Çok aranan bir araç, nadir bir araç. Evet, AMG 6 litreye çeviriyor bunu ve önce 373 beygir kısa bir süre öyle üretiyorlar. Sonra 381 beygirde sabit kılıyorlar. Ama birçok testte gösterdik ki ölçümlerde 400 PS'in üstünde bütün araçlar. Ve M5'i geçiyor tabii ki. M5'i geçiyor. Bu aracın hikayesi de böyle arkadaşlar. Ana kabordada bir değişiklik yok, dışarıdan anlaşılmıyor. Bir işte gösterge bile özel siparişle, yani AMG E60 AMG olunca da 260'a kadar çıkıyor. 300 istiyorsanız bunlar hep ekstra. Exhaust AMG orijinal ekstra. Her şeyi ekstradan alabiliyorsunuz. Bunlar da 250 km'ye sınırlandırılmış maksimum, ama bunları açtırabiliyorsunuz. Açık da satın alabiliyorsunuz Mercedes'ten. Açık olanlarda 295 diyorlar ama rahatlıkla 300'ün üstüne çıkıyor E60'lar. Evet Hasan baba, eksik söyledim, var mı bir şey? Sen beni de sorladın Fatih, ya ben fazla tecrübem yok bu konuda. Ya biz de işte Hasan baba bizi Mercedes yaptı, biz de gittikçe derinleşiyoruz ama Hasan baba kadar tecrübemiz yok. Bu E60'lar da 90'dan 95 arası üretildi. Bunlar kaç tane üretilmiş? 147, 148 de diyen var ama kesinlikle daha fazla değil. Ve bunların da 40 tane sadece, bir de limited edition olanları var. Yani o çift derili. Onlar daha az, daha imkansız bulması ya, şu an. 10 sene önce bu arabalardan alsaydık işte.
10 sene önce bunlar çok. 10 sene önce 20 bin euro, 20-30 bin euro civarındaymış. Şu anda. Yani eski forumlardan biraz araştırıyorum. 10 sene, 20 sene önce yazışmışlar. Satanlar, piyasaya kollayanlar. Yani 8 bin euroya bile E60 varmış Almanya'da. Düşünebiliyor musun? Şimdi 200 bin euro. Yani, ya da 100 bin euro yani en kötü durumda olan bu. Evolar mesela 120, evet, 190'lar. O zaman mark zamanında 25 bin mark, 30 bin marka alıyordu. İşte alıp kenara koymak varmış o zamanlar. Şimdi 200 bin euro. Evet. Bir de çoğunlukla bu şeyden kaynaklanıyor. Eski arabalar daha sağlam olduğu için şimdiki yeni arabalar. Ben yani kendim 124 kata zaten Mercedes'in çıkartmış olduğu en sağlam kata. Düşünsene şu koltuklar hepsi emek, Alman malı. 10 senelik araba üretir. 10 seneden sonra araba dökülmeye başlıyor. Ama bu araçlar 30 seneye yaklaştı. Bakın daha hala yoldalar. Hele bunların dizelleri biliyorsunuz yani 1 milyon kilometreye kadar rahat gidiyor araç. Sen şimdi yeni araçlarda bu imkansız. Evet, bu araçlarda da dediğim gibi torku söyleyelim. 580 Nm tork üretiyor. M119 V8 motor 6 litre. 381 beygir dedik. 0'dan 100'e 5.4 saniye. 0'dan 200'e 20.6 saniye. Tabii bunlar şimdiki spor araçlara göre biraz yavaş gözüküyor ama 30 sene önceki değerlere bakıldığı zaman yani 5.4 demek yani Ferrari tutturuyormuş onu, Porsche tutturuyormuş, Lamborghini tutturuyormuş bu değerleri. Ve böyle bir sedan Mercedes de tutturmuş o zaman bu değeri. Bu başarıydı o zamana göre. Yakıtı 15 litre bunun. Bunun biraz daha motoru büyük olduğundan biraz daha fazla içiyor. Başka 180 bin ile 250 bin mark arası üretilmiş sıfır fiyatı. Dediğim gibi bu motorlar SL 129 kasa. Bende de var bir tane 129. O kasalardan gelme. Bir onda kullanıldı, bir bunlarda kullanıldı. Başka hiçbir yerde kullanılmadı. E60 motorlar. Şanzımanımız aynı, 4 ileri bir geri vites. Hafif bir güçlendirme yapmış AMG bunlara. Şanzımana. Şanzıman anası aynı ama ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Ve 1700 kilo ağırlığımız var. Evet, bunda da bir 0, 100, bir de 0. Bakalım kaça çıkıyor. Arkayı bir boşaltalım. Bir deneyelim arkadaşlar. Ya resmen var ya, koltuğu kıracak gibi oluyor vallahi. Bir de dediğim gibi bu da aynı. Şöyle bir ikinci vitese geçtikten sonra sanırım yükseklerde. Birincide bir şey oluyor. Aynı turbo da yok ama birden bir basınç geliyor araca. İkinciden sonra bir çekmeye tam başlıyor. Yani o 580 Nm torku araç 3800 devirde yakalıyor arkadaşlar. Yani devir 3800'de tam en güçlü olduğu an ve tam bastırdığı an oluyor. Bu E500'lerde de aşağı yukarı aynı. Evet, nasıl Hasan baba? Ya bu arabalara bir şey diyemeyiz. Arabalar yani altın değerinde. Altın değerinde arabalar ölmeyecek nasıl. V124 Alman benzeri. Mercedes'in en sağlam arabası. Ne dersen de. Bir de bu zerileri özellikle de şu genişletilmiş çamurluklarıyla gerçekten yani çok baba duruyor ya. Acayip yakışmış o genişletilme bu araca. Buradan, çok yakışıyor. Buradan Sakko'ya da teşekkür ederiz. Evet. Abi. Meşhur İtalyan tasarımcısı. Mercedes'in bence en iyi tasarımcısı bugüne kadar. 190'ı da o tasarladı biliyorsun. 126 kasa. SL. Yani 90'lı senelerin bütün modellerin aslında onun elinden geçti. 140. Hepsi birbirinden güzel. Ama
En güzeli 124. En çok da bu üretildi yani. Bu 85'ten 95'e kadar 10 sene üretilmiş. Normal. Hatta Hindistan'da yanılmıyorsam Hindistan olması lazım. 97'ye kadar üretilmiş. Hindistan piyasası için özellikle devam etmişler. Yani o da çok talep varmış ki araca. Bunu da sağ olsun Wikipedia'dan öğrendik. Normal 5. Yani 5 sene normal bir de Lego modeli var yani. Nasıl? Müthişli yani. Ara bir tasarım değişikliğine gidiyorlar ya ufak tefek. 2 senede ondan 7 sene doldular. Makine evreden 8 sene. Yok ya 6 senede bitiriyorlar bir arabayı şimdi. Bu 10 sene üretilmiş. Bir de 124'ün yani hem normal sedanı var 4 kapılı, hem kupesi var 2 kapılı, hem kabriyosu var. Yani her versiyonu çıkmış. Hem spor arabası var, hem bir de E60'ı çıkartmışlar. Yani her zevke göre bir zeri arabayı hepsine uydurmuşlar. Evet geldik Hasan Baba'nın 500 E'sinin yanına. Egzozlar da yeni taktırdı. Eisenman. Şimdi sesi biraz daha gür çıkıyor. Benimki orijinal. Benimkinde bir değişiklik yok. Bir motor sesini dinleyelim. Bir egzoza tutuver Hasan. Seninkini dinleyelim. Evet sevgili arkadaşlarım, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyelim. Hepinize Almanya'dan selamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.